Merhaba sevgili dostlar, değerli takipçiler. Bu akşam iki değerli isimle, eminim çok sevdiğiniz ve takip ettiğiniz iki değerli sanatçıyla, sevgili Levent Üzümcü ve sevgili Burhan Şeşen'le hem sanatı konuşacağız, hem sanatın aslında olmazsa olmaz değerini konuşacağız. Hem AKP döneminde, yani son 20 yıldır sanata ve sanatçıya yönelik siyasi tutumu konuşacağız ve elbette son dönemde epeyce gündem olan ve halkın her kesiminden protesto edilen ve herhangi bir yasal dayanağı da bulunmayan yeni düzenlemeyi, yani saat 24'ten sonra müzik çalınmaması meselesini de konuşacağız. Hoş geldiniz Hoş sevgili bulduk. Hoş Burhan, bulduk. sevgili Levent Üzümcü. Hoş bulduk. Şimdi dilerseniz sıcak gelişmeyle başlayalım. Müzik yasağı. Sevgili Burhan Şeşen, özellikle sen Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin de temsilcisi, başkanı olarak bu konuda değerlendirmelerde bulunuyorsun, yorumlar yapıyorsun. Hatta bayağı da bir eleştirel tutumun var. En son okuduğum sosyal medyanda şöyle yazmıştın. İyi bir haber verirken bile bir insan hani bu kadar mı sevimsiz olur gibi bir şey okudum ben yanılmıyorsam. sen onu daha net bir şekilde aktarabilirsin Aslında durum şu Sedef. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten az çok sektör için müjdeli bir haber verecekken bile hemen böyle bizleri hüsrana uğratan, bizleri üzen, tüm sektörü karamsarlığa iten bir cümleyi de hemen peş sıra ekledi. Yani deseydi ki evet şu anda en azından 24'e kadar nedir onun ismi yasağı çektik, müzik yasağını. Bunu bile deseyip dursa sektör bir soluk alacak, insanlar bir moral bulacak ama hemen arkasından geceliğin kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur falan deyince birden böyle olay bambaşka bir yere gidiyor. Yani insan hakikaten özellikle böyle bir mevkideyken, böyle bir konumdayken biraz empati kurması lazım, biraz düşünmesi lazım. Yani çünkü bütün tabii ki partili cumhurbaşkanı ama nereden baksanız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor ve sadece kendi seçmenleri yok. Kendisini siyasi görüşlerini beğenmeyen bayağı kalabalık bir kesim de var. Yani bunu da düşünmesi lazım. Yani böyle tabirimi mazur görün, tribünde sadece tek bir tarafa oynamanın kimseye faydası yok. Maalesef böyle bence talihsiz bir beyanatta bulundu ama en kısa zamanda değişeceğini umut etmek istiyorum bu kararın. Müzik kimi niçin rahatsız eder? Kim müzikten rahatsız olur sevgili Levent? Geceliğin evinde yatan, saat 8'de, 9'da, 10'da uyuyan insanlar müzik çok yüksek müzik sesinden rahatsız olabilirler. Bu çok anlaşılır bir şeydir. Zaten Burhan abinin de çok iyi bildiği gibi, senin de bildiğini düşündüğüm gibi, şehrin içerisinde müzik yapan mekanlarda, yazlık mekanlarda zaten belli bir süreden sonra ses kısıtlaması yapılıyor. Çok da haklıdır bu insanların rahatsız olması. Hatta Bodrum'da Burhan abi çok iyi bilir. Denize açılarak karadan bayağı bir uzağa giden diskolar vardır. Yüzen diskolar vardır. İnsanlar çünkü belli bir kısım Bodrum'un merkezinde eğlenmek ister. Ve o tekne bayağı bir açılır. Sesinin insanları rahatsız etmeyeceği uzaklığa gider ve orada denizin üstünde bir eğlence yapar. Yöntemler bulunmuş. Sorun yoktur. Ama toplumun bu kesiminin gerçekten var olan hassasiyetleri üzerine bir siyaset yürütmek ve bunu siyasetin temeli haline getirmek hastalıklı bir durum. Buradan oy devşirmeye çalışmak. Bunlar doğru şeyler değil. İnsanların çünkü burada her iki tarafında yaşam biçimine müdahale ediyorsunuz. Sanki bir tarafı koruyormuş gibi görünüp başka bir tarafı tukaka ilan ediyorsunuz. Hani hep derler ya biz çocukluğumuzdan beri biliriz. Burada ilk defa duyacağını düşündüğün hiç kimse yoktur. Senin özgürlüğün bir başkasının özgürlüğünün bittiği yerde başlar diye. Yani özgürlük bir homojen yapıdır ve birbirine dokunmadan hani güzel bir şekilde bir armoni şeklinde hareket eder. Burada bu atlanıyor. Yani saat 8'de ve 9'da uyanlar gerçektir. Diğerleri değildir. Hepimiz insanız. Birbirimizin özgürlüklerine saygı duyarak yolumuza devam etmeliyiz.
Burada yapılan bu siyaset, siyaset değildir. Bu ayrıştırmadır. Hoş bir şey değildir. Ve bunların gün geldiğinde bu sözlerin, hani hepimizin sözleri var ya, söylediğimiz havada uçuşan ama burada kayıt altına alınan sözlerimiz. Onların hani hesaplarını veriyoruz. Beni çağırıyorlar işte. Diyorlar ki bu sözünün hesabını ver. Şu yazdığının hesabını ver. Bunların hepsinin hesabı sorulur. Çünkü evrensel ilkeler döneme göre değişen bir şeyler değildir. Döneme göre değişen evrensel ilkelere karşı tavır belirleyenler de onun hesabını vereceklerdir. Ama bu bir tehdit değil, bu bir gerçeklik. Onu da bilmenizi isterim. Şimdi çok güzel belirttin. Yani müzik çok yüksek olur desibel itibariyle. Gerçekten belli bir saatten sonra uyuyan çoktur. Özellikle yazlık mekanlarda çok yüksek volümlu müzik çalan mekanların zaten denetlendiğini ve belli bir seviyenin üzerinde müzik çaldıkları takdirde gerekli uyarıların saat eskiden hatırladığım kadarıyla sabah 2'ye kadardı sanırım uyarıldığını biliyoruz. Evet. Ama bunlar mekana özel ya da o örneğe özel, o bara, o gece kulübüne özel yaklaşımlar. Burada ise genel bir yasaklama var. Şimdi anayasaya aykırı bir şey bu. Yani bunun bir kere anayasaya aykırı olduğunu, herhangi bir yasal dayanağı olmadığının altını çizelim. Yani burada bir keyfiyet var. Şimdi neden 24, neden mesela 23 değil? Neye göre? Ve bunun mağduriyetine dair herhangi bir örnek mi var, bir şikayet mi var? Nedir dayanağı? Dolayısıyla eğer bir ülkede demokrasi varsa şunu hatırlatalım. Siyasetçilerin bireyin yaşam biçimine müdahale etme hakkı yoktur. Yani bir kere siyaseten ve hukuken meseleyi koyalım. Şimdi bir de müzik sektörü açısından bakalım sevgili Burhan Şeşen. Yani bunun yasal olmadığını ve demokrasiye uymadığını, demokratik bir ülkede böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceğini ve bu yeni düzenlemenin de yasal bir dayanağını olmadığını söyledik. Ama bir de müzik sektörü zaten 1,5 senedir son derece zor bir süreç yaşar iken bir nefes alabilecek miyiz derken böyle bir kısıtlama karşısında ne yapacak? Sedef, şimdi ilk dönemde tabii söz konusu olan insan sağlığı olduğu için pandemi döneminde biz çok inanmasak da yani bu önlemlerin, ama insan sağlığı söz konusu olunca çok çok zorlanarak hakikaten enstrümanlarımızı satarak başka işler arayarak bu süreci atlattık. Ama artık dediğin gibi tamamen bir şey. Neler oldu sevgili Burhan? Sen çok evet, daha maalesef, maalesef, maalesef. Yani onu söylemek bile istemedim maalesef. Çok üzücü olduğu için. Burada tamamen bir keyfiyet söz konusu ve buradaki olay müzik değil, içkili mekanlar. Buradaki olay müzikle en ufak bir alakası yok. Zira şimdi bu tür yerler, yani gece kulüpleri, barlar, pavyonlar, türkü barlar hepsi yasal yerler. Bunlar belediyelerin ruhsatlarını almışlar. Sigortalarını ödüyorlar, vergilerini ödüyorlar ve buralara müzik olmadan kimse gitmez. Yani bir bara, atıyorum bir kafeye gidersiniz müzik de olmadan, manzarası güzeldir, deniz kenarında oturursunuz. Ama bu mekanlar, canlı performans salonları, bir ife, bir hayal kahvesine müzik olmadan gitme şansınız yok. Ve orada çalışanlar sadece müzisyenler değil, valesinden tutun güvenliğinden, ahçısından, komisinden, garsonundan baktığınız zaman yani gerçekten yüz binlere ulaşan bir rakamdan bahsediyoruz. Ve bu böyle bir keyfiyet olmaz. Yani bu insanların ne suçu var? Ayrıca canlı müzik ruhsatı almak çok zor bir şey Türkiye'de. Belli bir desibel sınırı var. Çaldığınız müzikte sürekli kontrol ederler zaten. Bizim tek istediğimiz şu, gayet biz hiç kimseden de bir şey istemiyoruz. Kanunların uygulanmasını, insanların ruhsatında ne yazıyor saat olarak, gece kaç yazıyor, o saate kadar açık kalmaları. Yani bundan daha doğal bir istek, ben mekan sahibi değilim, bir şey değilim, ama artık yazık, onlar çok seslerini duyuramıyorlar. Artık bizim de az çok kamuoyunda böyle az çok bilinirliği olan insanların da bunu aktarması lazım. O insanların ne suçu var, ne günahı var, yani nedir yani?
Bu anlaşılır gibi değil ve beni en çok aslında üzen beni de bütün sektörün neredeyse müzik sektörünün kafasını kuma gömmesi. Yani gerçekten bu beni yani çok düşündürüyor. Yani bir de hakikaten az çok çabalamaya çalışıyorum. Yani hak arayışında zaten bir meslek örgütünün başındayım. Ama bu insanların bu duyarsızlığı, bu anla bile attıkları tweetler, paylaştıkları fotoğraflar gerçekten sanki başka bir dünyada, başka bir gezegende yaşıyorlar. Müzik sektörü çöküyor. O yerler kapanırsa eğer müzik holler, konser performans salonları nerede çalacağız değerli müzisyen arkadaşlarım? Niye bu kadar böyle ufacık bakıyorsunuz? Bütün bir resmi bir görseniz ya. Yani bunun niye sesiniz çıkmıyor? Yani biz haksız bir şey istemiyoruz ki. Yani ayrıcalık istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Niye bu kadar sessizsiniz? Niye bu kadar duyarsızsınız? Birkaç daha konser yapabilmek için. Ben aynı şekilde yerel yönetimlerle ilgili de aynı şeyleri söylüyorum. Yani yerel yönetimlere de karşı çıkın diyorum. Onlar da bence layığını yapmadılar diyorum. Yani ben burada parti ayrımı falan yapmıyorum. Bir müzisyen, bir sanatçı kolay mı yetişiyor arkadaşlar? İşte Levent'e sorun kaç yıllık eğitimden geçmiştir. Ben şimdi hep anlatmama gerek yok. 38 senedir müzikle uğraşıyorum. Kolay bir şey değil ve biz ülkenin de bir yerde, kültürünü bir yerden bir yere taşıyoruz. Yani ayrıca bunun endüstrisi var. O kadar çok şey var ki bir turist 12'de kapanan bir ülkeye niye gelsin? Gece 12'de müziği kapanan bir yere niye gelsin? Artık kültür endüstrisi diye bir tanımdan bahsediyoruz. Euro olmuş 10 lira, dolar olmuş kaç lira ve de müziği yasaklamaya çalışıyorsunuz. Yani bu gerçekten bunun en ufak bir mantığı yok. Sedef. Evet. Şimdi gerçekten. Bu dayanışma eksikliğini sanırım Levent de uzun yıllardır hissediyor. Yer yer buna dair yakınmalarını ve eleştirilerini de biliyorum, hatırlıyorum. Hani bu sanatın birçok alanında var. Her ne kadar siyaseten iktidar sanatın pek çok kolunu gereksiz ve çağdaş yaşamın bir olmazsa olmaz parçası gördüğü için ötekileştirme stratejisini izlemiş olsa bile sanatçıların, her alandaki sanatçıların buna bir duruş sergilemesi, direnmesi ve o dayanışmayı göstermesi gerekirdi. Belki de o gösterilmediği için bugünlere kadar gelindi ki diyor ki sevgili Burhan, hala müzik yorumcuları meslek birliği, program öncesi sordum kaç üyesi var, 2500 kişi dedin değil mi yorumcu? Evet, evet. Bunların içinde birbirinden değerli, ünlü sanatçı var, yorumcu var. Onlar bir araya gelse bir koro gibi bir çıkış yapsa, bir açıklama yapsa, yani Türkiye'de haber olmayacakları bir kanal, radyo, gazete olmaz. Yani o kadar aslında kamuoyu yaratma güçleri var ama buna rağmen sessizler diyorsun. Levent, sen bu konuda tecrübelisin. Neler söylemek istersin? Ben şunu anlatamadım insanlara, özellikle meslektaşlarıma. Meslektaşlarım derken hep bütün sanatçıları kastediyorum. Yani işte 7 tane sanat dalının uygulayıcılarından ve onun diğer alt dallarının uygulayıcılarından. Şimdi arkadaş, para kazanabilirsin. Ve bu para kazanmanın yolları belli. İşte işini yapıyorsun ve sesini çıkartmıyorsun. Evet. İşini yap, sesini çıkartma ve işini de belli bir düzeyin içerisinde yap. Evini al, arabanı al. Başka bir evini al, başka bir arabanı al. Bir tane daha yazlık al. Sonra bir tane bilmem nerede bir şey al. Al. Paran var. Bunları alıyorsun. Tamam, amelna, işini yaptın, kazandın. Sesini çıkartmamanın bir bedeli olarak, bir ödülü olarak sana bunlar ödendi. Peki kardeşim, sen kapını açtığında çıktığın sokaklar neresi? Bu sokaklar. Kağıt toplayıcıların, çocuğum aç diye pankart açan insanların çıktığı sokaklar. Senin çıktığın sokaklar, üniversite öğrencilerinin dayak yediği sokaklar. Senin çıktığın sokaklar, gezdiğin sokaklar, insanların açız diye dolaştığı sokaklar. Yani ben bunu meslektaştırma bir türlü anlatamıyorum. Edip Cansever'in söylediği gibi, gülmek bir halk biliyorsa gülmektir. Ben bunu anlatamıyorum insanlara. Beni ya da benim gibi olan insanları sanki var olan sistemin
ve doğru olan bu sistemin karşısındaymışız gibi algılamaya çalışıyorlar. Sanki ben onların ekmeklerini kazanmalarına, paralarını kazanmalarına karşıymışım gibi davranıyorlar. Böyle bir şey olamaz Sedef. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Bak bizim hayatımızda çok önemli bir sıkıntı vardır. İşte kızları kafalamak için şiirler okuyan erkekler vardır. Ve o okudukları şiirleri hayatlarında uygulamazlar. En sağlam sosyalist olarak nitelendirdiğimiz arkadaşımız karısını aldatır. Olmaz ki, söylediğin gibi yaşamak zorundasın ve yaşadığın gibi söylemek zorundasın. Ne bunu kadar güzel. Yapmazlar. Aynen öyle. Ben bunu anlatamadım insanlara. Güzel bir ülkede yaşamak istiyorsan senin sesini çıkartman lazım. Benim senin sesini çıkartmaktan kastım senin anarşist olman. Hani tırnak içinde bu Anadolu'daki algısıyla senin anarşist olman. Senin böyle ne bileyim böyle yıkman, yakman, dökmen falan değil. Benim söylediğim şey haksızlık var. Haksızlık yapılıyor. Bunun karşısında durman bu kadar. Başka bir şey yok. Benim söylediğim şey masalarda kızları tavlamak için söylediğin şiirlerde okuduğun şeyleri yapma. O şairlerin söylediği sözlere uyma. Başka bir şey söylemiyorum ben. Yani Nazım Hikmet'ten şiirler okuyan, Edip Cansever'den şiirler okuyan, kızları tavlamak için bunu yapan ya da birilerinin gözüne girmek için bunu yapan insanların gerçekten okuduğu dizeleri yapabilmeleri hayatta. Şimdi affetsin beni ama bunları söyleyince aklıma gelen ilk örnek Orhan Gencebay oldu. Buran abi top sende. Yok ben. Yok. Hayır. Ben o işe girmem. Yani ben hakikaten çünkü olmaz. Yani ben meslek bilgi başkanıyım. Bu dünya. Vallahi bu dünya. Özür dilerim. Levent aslında şu var. Ben tabii bunu müzisyenler için söyleyebilirim. Çünkü senin kadar hakikaten öyle şey yetkin bir adam değilim. Müzisyenler örgüt lafından, eylem lafından, sendika lafından falan korkuyorlar. Tamam, sanki dediğin gibi biraz önce hani eylem deyince sanki gidip Taksim'de camları kıracağız. Yani örgüt deyince işte bilmem ne terör örgütüne üye olacağız gibi bir algı var. Bu lafları duymak istemiyorlar ve sen başında konuşmanın söyledin. Eğer biz en küçük bir şeyde ülkenin krizinde yani maçlar devam ederken, reklamlar, diziler devam ederken, müzik yasaklandığı zaman biraz sesimizi çıkarsaydık bugünlere gelmezdik zaten. Ama evet. Dediğim gibi herkes iktidardan iktidara bir konser daha yapabilmek için atıyorum yerel yönetimlerde iki festivalde daha çıkabilmek için sesini çıkarmadı. Ağızlarını açmadılar. Biz açtığımız zaman da işine bak sen ne uğraşıyorsun? Sen meslek birliği başkanısın. Yani zannediyorlar ki siyaset yani hak elde etmek zaten siyasetin ta kendisi ya. Yani bir hak verilmez alınır diye bir laf var yani. Bu kadar net, bu kadar bilinen bir şey. Onun için ben kendimi bu dönemde de çok yalnız hissediyorum. Gerçekten birkaç değerli dostum dışında ama bunlar 10 kişiye inanın maalesef geçmez. Geçmez. Yani böyle bunu bir durum biraz var. Söyler misin? Bak 2500 üyesi var sevgili dostlar. Evet. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği. Bunun evet. İçinde tahmin ediyorum tüm Türkiye'nin tanıdığı birbirinden değerli şarkıcılar, yorumcular, sanatçılar var değil mi? Evet var. Şimdi siz bir araya gelip böyle bir çağrı yapmak, bir şikayette bulunmak, bir bildiri yayınlamak, girişiminde bulunsanız sesinizi duyurmak anlamında bu sanatçı arkadaşlardan destek bulamaz mısın? Çok net söyleyeyim. Kimse öyle bildirinin altına imza atmaz. Ben çok net söylüyorum. Ben biliyorum çünkü. Buna kimler imza atar? Anadolu'daki düğünde çalanlar, göçmen müzisyenler, roman müzisyenler. Yani bu işin emekçileri böyle bir şeyin altına imza atar. Hiçbir starı o herhangi bir bildirinin altında göremezsiniz arkadaşlar. Maalesef. Göremezsiniz. Yani onun için de zaten müzik meslek birliklerinin yetkileri kısıtlı zaten. Kültür Bakanlığı'na bağlıyız. Bunun için bir üst çatı örgütü lazım. Ya bir sendika gibi ya da bir inisiyatif gibi, sivil bir inisiyatif. Yani meslek birliği zaten konumu olarak işte telif haklarını toplayıp onu dağıtım yönergesine geri dağıtan, lisanslama yapan, yarı resmi bir kurum zaten. Biz Kültür Bakanlığı'nın maliye ve idare denetimine tabiiz. Burhan, dünyada müzisyenler gerçekten çığır açar. Yani müzisyenler kamuoyunu yönlendirir, çok kritik mesajlar verir. Bunun çok örnekleri var. Var. Dünyaya mesaj verir. Kendi toplumun çoğu zaman önderleri, liderleridir.
yani hayran kitleleri biraz da o açıdan da bakar, o yorumculara, şarkıcılara, müzisyenlere, sanatçılara. Şimdi bu kadar apolitik olmak, steril olmak aslında müziğin ve sanatçı olmanın özüyle de çelişmiyor mu? Bana göre tamamen seninle aynı fikirdeyim ama benimle aynı fikirde olmayan binlerce insan var. Bunu da bilmek lazım. Yani hak vermek için söylemiyorum ama böyle düşünmeyen. Çünkü müzisyenlerin handikaplarından birisi de sadece müzikle ilgililer. Sadece müzikte. Yani kitap okumazlar, sinemaya gitmezler, tiyatro izlemezler. Tamam, müzik hayatımızda çok önemli, baskın bir şey ama hayatın bin bir tane zevki, bin bir tane rengi var. En çok benim zaten anlaşamadığım şey, sıkıntı müzisyenlerle oturup bir kitabı tartışamamak, bir filmi eleştirisini yapamamak. En büyük derdim bu. Dünya çapında virtüözlerimiz var. Beni çok ilgilendirmiyor. Yani ben daha başka bir şey arıyorum. Yani eğer sıfatın önüne bir sanatçı ekleyeceksek. Müzisyenlerde böyle bir durum yok. Ben bunu yaklaşık 30 yıldır bu sıkıntıyı çekiyorum. Bir yerde oturduğumuz zaman, konsensörsü konuştuğumuz zaman falan diye hep müzik. Tamam, müzik önemli ama başka şeyler de önemli. İnsan hayatı da önemli. Demokrasi de önemli. Adalet de önemli. Hukuk da önemli. Eşitsizlik de önemli. Anlıyor musun? Yani bunları maalesef ben hala, bende şu inanç var, 60 küsur yaşındayım. Bir şarkıyla dünyayı değiştireceğimi düşünüyorum ben hala bu yaşımda. Hala ne düşünüyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum ve bunun için ayakta kalmaya çalışıyorum. John Lennon bir Imagine yazdı. YouTube, we don't need a education. Yani baktığın zaman Bono, YouTube, bilmem ne, Bob Geldof, ya bu işte böyle olur ya yani. Böyle olmaz. Bak, konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Bizde niye böyle değil? Yurt dışında krallar, kraliçeler bir müzisyenin kulisine girebilmek için neredeyse araya aracı sokuyorlar, hükümet yöneticileri. Bizimkiler iktidarın başındaki insanın elini sıkabilmek için birbirlerinin üstünden geçiyorlar. Birbirlerinin üstünü eziyorlar. Terler içinde kalıyorlar bir el sıkışabilmek için. Böyle sanatçısı olan bir toplumun, böyle sanatının da böyle olması çok doğal zaten. Anlıyor musun? Bunları konuşunca da sen git müziğine bak diyorlar. Ben müziğime zaten bakıyorum. Ben zaten bu yaşındayım. Ben artık çalmasam da olur benim için. Ama bir artık şu sektörü görüyoruz. Dediği gibi Levent'in sokağa çıktığın zaman kağıt toplayan çocukları görüyorsun. Açım diye bağıran insanları görüyorsun. Hiç mi senin bu halka bir borcun yok ya? Hiçbir borcun yok. Senin şarkını izleyen, tiyatrona gelen insanlara hiç mi borcun yok? Ondan sonra da çok konuşuyorsun Burhan. Hadi başka işlere bak. Konuşuyorum abi, ne yapayım? Yani söylediğin gibi bu 2500 yorumcudan 25'i bir araya gelse 25 kez sallar gündemi. Bence de. Evet. Bence de öyle. Hepsi milyon takipçi olan insanlar yani. Birçok hepimizin çok bildiği, tanıdığı insanlar. Ama dediğim gibi benim öyle bir şey, yükümlülüğüm yok yani. Ben bir yere kadar işte. Onun için de zaten genellikle çoğu şeyi de bireysel olarak yapmaya çalışıyorum yani. Çok meslek birliğini katmadan. Evet. Şimdi bütün bu yaşananlar sonrasında Levent, sana bir pas vereceğim. Eminim buna 90'dan bir gol gelecektir. Şimdi sizin de çok yakından tanıdığınız Fahrettin Altun bu müzik yasağı ve düzenleme ile ilgili şöyle bir yorumda bulundu tepkiler sonrasında. Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlıklarını terk edemeyenlerin sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem şeklinde bir açıklama. Yani özlem duydukları eski Türkiye alışkanlıkları. Yani benim bildiğim bir Türkiye var. Eski Türkiye, yeni Türkiye yok. O da Türkiye Cumhuriyeti. Bir de alışkanlıklarımızın terk edilmesi gerekiyormuş eski Türkiye'ye yönelik. Nedir bu alışkanlıklar terk edilmesi gereken? Hani gerçekten canlı yayın yapabilsem kendisine bu soruyu yöneltirdim. Ama herhalde bir öngörüde bulunacaktır diye düşünüyorum sevgili Levent. Alışkanlıklarımız mı var terk edilmesi gereken? Vallahi onu bilmem ama benim vaktim değerli. Tıpkı bizi izleyen insanların, sizlerin vaktinin değerli olduğu gibi. Serbest piyasa ekonomisinde limon satarak yaşayamayacak insanların görüşleriyle burada insanların vaktini almak çok anlamlı gelmiyor bana. Evet. Yani eski Türkiye, yeni Türkiye'den hareket. Ya çok net bunu havada da söylemiyorum. Ben hani hiç öyle bir şey söylemiyorum ama bundan da başka söyleyecek bir şeyim yok. Evet.
Yani böyle bir alışacaksınız meselesi var aslında. Yani Fahrettin Altun sadece bir örnek. Bunun pek çok örneği var son 20 yılda. Yani belli bir yaşam biçimine yönelik olarak ki hatırlayalım AKP iktidara nasıl geldi? Özgürlükleri vaat ederek geldi. Yasakları yasaklama vaadiyle geldi. İşte türban için özgür irade tanımını kullandı. Şimdi şikayet ettiği her şeyi yapar bir duruma gelmiş halde AKP. Dolayısıyla nasıl bir şeylere alıştırmaya çalışıyorlar bizi ve toplum buna alışır mı? Yoksa bu toplum yine fabrika ayarlarına döner mi? Yani eğer müzisyenlerden bahsediyorsak toplumun tabii ki tamamını kapsamıyoruz ama müzisyenler emir komuta zinciri altında yaşayamazlar. Çünkü veya sanatçılar çünkü onun için biz bu dalları seçiyoruz. Biz tahakküm altında kalmamak için bir patronumuz olmaması için müdürümüz olmaması için bu alanları seçiyoruz zaten. Öyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Kimsenin de bir gücü yetmez zaten. Toplumu da böyle bir yönlendirmeye gücü yetmez. Zaten bunlar bana göre zaten son çırpınışlar geliyor. Yani bana göre biraz daha bu kadar böyle sertleşmeleri ya herhangi bir iktidar veya devlet sanatçısıyla kavgalı olur mu? Sanatçısıyla davalık olur mu? Onu anlamaya, onunla empati kurmaya çalışacağını, onu sürekli böyle zapturapla emniyet almaya çalışır mı ya? Ya bu biraz ayıp değil mi ya? Ben söylüyorum. Hiç mi diyorum Yeşilçam filmlerinde gülmediniz ki Müjdat Gezen'le Metin Akpınar'ı adliye koridorlarında süründürdünüz? Yani hiç mi şarkı dinlemediniz? Hiç mi bir şarkımızda ağlamadınız? Sevinmediniz? Halay başı olmadınız? Zaman zaman söylüyorum. Yani hiç mi ya? Bu kadar mı yani? Bu yeni Türkiye, eski Türkiye nedir ya? Yani ne demek yani bu? Öyle bir şey imkan ihtimali yok. Ama şöyle bir laf vardır ya, şeyh uçmaz mürit uçurur diye. İşte evvelsi gün bir AK Partili vatandaş, Cumhurbaşkanımız için o zaten müzisyen dedi. Şimdi buna ne diyeceksin? Yani buna diyecek hakikaten bir mantık olarak buna diyecek bir laf var mı? Cumhurbaşkanı kendisi de biliyor müzisyen olmadığını, 80 milyon da biliyor. Yani bunu söyleyerek bu gece yasağının önüne nasıl geçmeyi düşünüyor? Hakikaten ben çok merak ediyorum ya. Bunlar ne yiyorlar, ne içiyorlar, neyle besleniyorlar? Çok merak ediyorum. Biz bu kadar mı aklımızı bizim test ediyorlar ya? Yani Cumhurbaşkanımız da müzisyen. Allah Allah. Ve orada işte 3-4 tane daha konuşmacı var, bakıyorlar böyle. Zaten televizyonlara çıkan konuşmacıların da titrini onu da bilmiyoruz ki. Sadece isimleri yazıyor, bitleri çıkıyor. Ben arada bakıyorum. Ya bu hani atıyorum sosyolog mu, siyaset bilimcisi mi, profesör mi? Hiçbir şey yazmıyor. İsim yazıyor o kadar. Ama hangi dalda uzmanlar onu da bilmiyoruz. Yani artık hakikaten şeylerden de daral geldi bu. Yani bence yani hepimizde bir infial bir şey, tuhaf bir durum söz konusu ya. Yani resmen 20 seneye yaklaşan bizi de boş verin ya, bizi boş verin. Biz bu zamanda Madonna'ları, Michael Jackson'ları, Pink Floyd'ları, Leonard Cohen'leri izledik. Şimdi gençlerin suçu ne ya? Bu iktidara denk gelmeleri dışında. Bunların ne suçu var ya? Bu çocuklar niye bir yurt dışı konseri izleyemiyorlar? Niye kimse gelmiyor Türkiye'ye artık? Niye sorgulamıyorlar bunu? Eskiden burada yılda bir 6000 bilmem kaç bin etkinlik yapılırken şimdi niye böyle? Bir esnaf ülkesi mi olacağız? Bir kültür üreten, kültür tüketen, onları satan, pazarlayan ve oradan bir gelirini yükselten bir ülke mi olacağız? Buna karar vermek lazım. Buna ama karar verecek olan bütün toplum karar vereceğiz buna. Sadece baştakiler değil. Çünkü onları biz seçiyoruz. Bunu iyi düşünsünler. Yazık. 20 sene gençler ya. Ben gerçekten çok üzülüyorum ya. Bu kadar baskıyla en ufak bir şekilde bir protesto hakları yok. Anayasal en doğal hakları herkesin çıkıp sokakta protestosunu yapması. En doğal. Kendi yani yarattıkları anayasaya dahi uymuyorlar. Yani evet. Daha nasıl bir şey olacak protesto yani? Protesto deyince Levent gerçekten harika bir protesto yaptı geçenlerde. Kadıköy Meydanı'ydı değil evet. mi? Evet. Levent, 4. maddesini hatırlattın. Onu biraz paylaşır mısın bizlerle? Nasıl aklına geldi ve nasıl bir süreç yaşadın ve gelen tepkiler ne yöndeydi? Beni Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden aradılar. Hepinizin bildiği gibi işte TKP'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin bir, nasıl söyleyeyim size, bir kültür sanat etkinliği olarak devam ediyor Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Dediler ki ya bir eylem yapmak istiyoruz sokakta.
Tiyatro, sokakta tiyatro. Biz buna bizim mesleğimizde happening diyoruz. Hani bir anda böyle oluveren ve mesajını veren ve sonra ortadan kaybolan, polis gelmeden ortadan kaybolan bir tür söz önemli olduğu için sözlü mesaj. Çünkü tiyatro çok önemli bir şey. Sözün etkisi, Burhan abi bana katılacaktır. Dünyanın en güzel sanatı, güzel sanatlar içerisinde bence müziktir. Ama dünyanın en etkili sanatı da sözdür. Yani romandır, tiyatrodur. Onun hani vücut bulmuş halde tiyatrodur. Onun için böyle bir şeyin yapılmasını onlar önerdiler, bana önerdiler. Ben de dedim ki hadi gidelim. Nerede yapalım? Kalkedon Meydanı'nda, İstanbul'da. Hadi buyurun yapalım. Nazım Hikmet Kültür Merkezi olduğu için ben de Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarının girişini okudum onlara. Bir anda insanlar çok kalabalık bir yer olduğu için kimileri toplandı, kimileri geçti gitti, çok önemsemedi. Durmak istemiyor insanlar, çok korkuyorlar. Çok normal, anlıyorum onları. Ben de Memleketimden İnsan Manzaralarının girişini okudum. O gün sanıyorum 2 saat içerisinde montajlandı ve yayına girdi. Ben duyurdum. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni hashtagledim. Atıfta bulundum onlara. Onlar bana ve hani halka duyurduk. Şimdi anayasa bizim üzerinde mutabık olduğumuz, çoğumuzun üzerinde partilerin hani temsilci olarak partileri gönderiyoruz. Onlar mutabık oluyorlar. Bazı değiştirilemeyen maddeleri var. Ben ilk 3 maddeden bahsetmiyorum. Hani doğru bulunan, herkesin kabul ettiği maddeler var. 64 de öyle bir madde. 3 satırlık bir madde. Çok basit yani, yazıyor. Fakat ne devlet bunu uyguladı, ne de hiç kimse bunu uyguladı. Ne yazıyor Levent? Ne yazıyor? Aşağı yukarı ne yazıyor? Devletin kültür ve sanat hayatına desteği bu kadar. Yani kültür ve sanat hayatına destek verir diyor. Devlet. Ben de çıkıp bunu söyledim yani. Lütfen dedim, anayasanın 64. maddesini okuyunuz. Bakınız, telefonunuz var mı? Var. Sivil polisler var işte orada. Onlara hatta seslendim. Onlar da görev yapıyorlar yani sonuçta orada. Lütfen dedim, açın telefonunuzdan anayasanın 64. maddesine bakın. Bizim anayasamız. Senin oy attığın partinin, benim oy attığım partinin, oy atmadığımız partinin, kabul etmediğimiz partinin de... Ama içinde bulunduğumuz sistemin kabul ettiği bir madde. Kötü bir madde değil. Hani nasıl diyelim biz buna? İşte bebekler annelerinden süt emerler. İnsanlar su içerek yaşarlar gibi. Çok hayati bir madde. Ama devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sistemi yayılması için gereken tedbirleri alır. Yani yayılması için. Bakın tekrar ediyorum. Bu bizim anayasamız. Evet. Yani bu Sedef'in ya da Burhan'ın anayasası değil. Bu Artvin'in ya da İzmir'in anayasası değil. Bu Antakya'nın, Edirne'nin anayasası değil. Hepimizin anayasası. Misak-ı Milli'nin anayasası bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin. Ben sadece buna atıfta bulundum. Ve okuduğum şiirde Memleketimden İnsan Manzaralarının girişindeki Galip Usta'nın işsizliğine atıfta bulundum. Bizi işsiz bırakıyorlar. Bizi açsız bırakıyorlar. Ve zannediyorlar ki bu yaptıkları doğru. Bu yaptıklarının arkasında olanlar sadece merkez sağda oldukları için onu desteklediklerini düşünmedikleri, aynı zamanda tiyatroların, müzikçilerin, müzisyenlerin, tiyatrocuların ölmesi için de oy verdiklerini düşünüyorlar. Böyle bir dünya yok. Bu insanlar çaresizlikten merkez sağa oy veriyorlar. AKP merkez sağın ortasına oturdu. Ve merkez sağ, yani geçmişte senin benim çok iyi bildiğim, belki Z kuşağı bilmez, Doğru Yol Partisi'nin ANAP'ın oturduğu yere oturdu. Fakat AKP ve onun cücük ortağı, bu iki tane oluşum, bunlar şeyler. Bugünkü bu ortam varsa varlar, bu ortam yoksa yoklar. Yoklar yani, bu kadar basit. Mesela şimdi sen HDP'yi kapattın. Yani gelin bakalım şimdi biraz da öyle siyaset yönünden bakalım. Halkın partisini kapattın, HDP'yi. Kürtlerin işte partisini diye bilinen partiyi kapattın.
Peki bu oy potansiyelini yok edebiliyor musun? Edemiyorsun. O seçmen buharlaşmayacak yani. Buharla ölmüyor bu insanlar. Partiyi kapatıyorsun, insanlar ölmüyor. Bu insanlar aptal değiller, salak değiller, çaresiz değiller. Kendilerine bir yol bulabilirler. Su akar yolunu bulur. Sonuçta bir siyasetçi ve onların kendi kapatılmış partilerinin siyasetçileri bir başka bir argüman üretirler ve bu seçmenler de oraya doğru yönelirler. Fakat şöyle bir durum var. Bir parti kapatılmadan, bir parti gereksinimler gereğiyle, halkın istekleri gereğiyle yok olursa bir daha var olamaz. Anavatan Partisi bir daha var olamaz. Evet. Doğru Yol Partisi bir daha var olamaz. Bundan 5 sene sonra AKP diye bir parti kalmayacak. Bundan yine 5 sene sonra MHP diye bir parti kalmayacak. Bunlar yok olacaklar. Çünkü toplumda bir karşılıkları olmayacak. Yani bu şahıslar, bu partilerin liderleri bunu fark edemiyorlar. Bu partinin işte liderlerinin yandaşları, yancıları, siyaseten bugün gücü elinde bulundurdukları için ve bu arada çoğunluk ellerinde olmamasına rağmen güç ellerinde bir illüzyon dünyası içinde yaşıyorlar. Bugün sana artık bundan 5 sene öncenin o yatan insanı kadar insan yok. Bu bir gerçeklik. Sen bu gerçeklikle hesaplaş. Çok güzel bir söz vardır. Geçenlerde duymuş olduğum bir söz. Şişli'nin belediye başkanı Sayın Sayın belediye başkanının söylemiş olduğu, affedersiniz tren geçiyor ve çok gürültü oluyor. Ben çok tren yolunun dibindeyim. Muammer Keskin'in yapmış olduğu bir konuşmada Muammer Keskin şunu söyledi. AKP sıralarına bakarak sizleri sürekli CHP'ye atıp tutuyorsunuz. Fakat CHP şu kadar yıldır var. Siz 5 yıl sonra var mısınız yok musunuz belli değil. Ben bunu particilikle söylemiyorum. Vallahi billahi yani çok benim işim olmuyor particiliklerle. Fakat buradaki durum çok haklı. Merkez sağda bir grup insan var. Bu bir grup insanın partisi değişiyor sürekli. Fakat bu partiler niye gitti bu tartışılmıyor. ANAP niye yok oldu, DYP niye yok oldu bunlar tartışılmıyor. Bak Demokrat Parti'yi tartışırız. Çünkü Demokrat Parti'yi var eden ve yok eden durum ortada. Fakat buna bağlayamayız diğer partileri. Yani olayın siyasi boyutu da bu. Peki bu insanlar neden merkez sağa oy atıyorlar? Neden çok sağa kaymıyorlar? Neden de merkezdeler? Biraz buna bakmak lazım. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun arkasına saklanarak, kendi seçmeninin arkasına saklanarak seçmenini kötü yola teşvik edecek bir durum yaratılıyor. Seçmeninin aslında istemediği bir durum yaratılıyor. Demokrat Parti ile birlikte... Seçmen aslında daha merkez sağda bir parti olduğu için oy verirken mevcut AKP daha radikal bir siyaset izleyerek seçmenini de oraya daha uç bir parti yani daha sağ, daha radikal. Yani seçmeninin çaresizliğini kullanıyor Sedef. Olmaya itiyor, evet. Yani bu seçmeninin çaresizliğini kullanmak. Sedef. İstanbul Sözleşmesi'ni tek bir imzayla, uluslararası bir sözleşmeyi tek bir imzayla iptal ettiğini, bitirdiğini zannetmedi. Böyle bir şey. Yani orada da biliyorsunuz. Sadece bu değil ki daha birçok. Böyle bir yetkisi yok Cumhurbaşkanı'nın. AKP Cumhurbaşkanı'nın. Ama bunu yapmasının nedeni AKP seçmeninin bunu talep etmesi değil. Senin de söylediğin gibi daha radikal bir damarı beslemek adına ve bunu yaparken de aslında kendisini de daha merkez sağdan hızla uzaklaştırdı. Ve iyice daha radikal sağ ve dinci bir parti konumuna kendini oturttu AKP. Oturtmaya çalışıyor. Bu oturttu diye bir başarı söz konusu değil. Eğer oturtmuş olsaydı bugün yapılmış olan anketlerde hepimizin gün gibi ortada olan sokaklarda dolaştığımızda insanların, esnafın, sanatçının,
yolda yürüyen herhangi bir vatandaşın söylediği noktaya gelemezlerdi. Bu başarı olurdu onlar için. Fakat böyle bir şey başarı olmadı, tutturamadılar Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanları da... Onlar kendilerini parti olarak oturttu. Yani daha merkez sağdan kendilerini AKP, şu anda bakarsan son dönemde Ayasofya'nın Ayasofya meselesi, İstanbul Sözleşmesi meselesi, işte bu içki yasağı meselesi. Ha, seçmen buna okey veriyor mu? O ayrı. Ama AKP bunu seçti. Daha radikal olmayı seçti. Belki vallahi de merkez seçmeni uzaklaştığı için diğer seçmene hitap etmek için bu yolu seçti. Ama Sedef, yani başka seçeneği yok belki de. Hani büyüklerimiz söylerdi ya, bazen hoşlanmadıkları şey için gittiğin yol yol değil diye. Edebiyatta da çok kullanılır. Yani bu gittiğin yol yol değil. Yani sen hani böyle bir gittikçe kendine bir yol açtığını düşünüyorsun. Yani bunun hiçbir gerçekliği yok. Ya bir sis duvarının önünde yol açıyorsun ve o bir uçuruma gidiyor, görmüyorsun. Bir anlamı yok. Bir yönetimde iyilikler, güzellikler, bir yönetimde gülmenin, bir halk gülüyorsa gülmek olduğu anlaşılmamışsa, istediğin kadar yol aç, ya o yol çöle gider, sonu yoktur. Ya o yol buzlara gider, sonu yoktur. Ya o yol denize gider, okyanusa gider, ucu yoktur. Senin gücün yoktur onları aşacak. İyiliğe, güzelliğe gitmez bu yol. Aklı, fikri, vicdanı olan ya da bunlardan bir gıdıcım nasibini almış bir insanın bunu fark etmemesinin imkanı, ihtimali yok. Toprakla uğraşan, köylerde toprakla, hayvancılıkla uğraşan insanların kendilerine bir oy potansiyeli olduğunu düşünmeleri onların aymazlığıdır. Çünkü toprakla, hayvancılıkla uğraşan köylüler havayı çok iyi koklamayı bilirler. Onlar hala o köylülerin ne olursa olsun kendilerini destekleyeceğini düşünüyorlar. O insanlar havayı koklamayı çok iyi bilirler. Özellikle köylüler, köylerde yaşayan insanlar elbette kendi çıkarları doğrultusunda yağmur mu yağacak, kuraklık mı olacak, yem nerede var, bunun hesabını yaparlar. Şu an bu zihniyet, bu partinin zihniyeti o yolda gitmiyor. Yani köylünün yolunda gitmiyor. Zaten oyunu da taşradan alan bir partiden bahsediyoruz. Zaten kent soylu olan ve özgür ağırlığı çok olan toplumdan, o kitleden oyunu alamıyor. Fakat bu kitlenin oyu insan sayısı olarak daha az. Özgür ağırlık olarak fazla olsa da. Şu an kırsalda da oyunu kaybediyor. Çünkü köylü yapıyor. Evet. Hem üreten, hem sanayi, hem tarım anlamında üreten, hem kırsal, hem şehirli. Bu hem ekonomik kriz, hem yolsuzluklar, hem pandemide halkın yanında olmama durumu, baskı, bütün bunların sonrasında o sinyaller geliyor zaten. Sevgili Burhan da son dönemler dedi, değil mi Burhan? Sen de o kokuyu alıyor musun? Levent dedi. Ya ben de Levent gibi gözlemci bir insanım. Hep sürekli vapur, otobüs, minibüs falan seyahat ederim. Eskiden bindiğim her taksi şoförü neredeyse AKP'liydi. Şimdi inanın bana, bu şey için söylemiyorum, yaklaşık 5 senedir bir kişiye bile rastlamıyorum. Herkes şikayetçi. Çünkü herkes yapılanların mantıksız olduğunu görüyor. Mesela hafta sonu içki yasağına gelelim. Bundan bir ay öncesine kadar. Hafta sonu içki yasağı vardı. Niye? Yani biz içi öpeceğim abicim diye birbirimize mi sarılıyoruz? Ne yapıyoruz? Ama o içki yasağı varken futbolcular her golden sonra sarmaş dolaş olmadılar mı? Tarikat şeyhlerin cenazelerine binlerce kişi katılmadı mı? Yani şey gibi, hani biz hakikaten çok mu salak görünüyoruz, onu bilmiyorum. Yani gerçekten anlamıyorum ya. Yani ama artık halk, yani en eğitimsizinden en okumuşuna kadar artık yani kendisini dalga geçirdiğini zannediyor artık yani. Gerçekten böyle. Onun için de yani her şeyin büyük bir sonu var tabii ki. Bence de
Bu döneminde bana sorarsanız naçizane sonu yavaş yavaş geldi. Çünkü hani bunları yaparlardı bu tutuculukları da ekonomi çok iyi olurdu veya istihdam sağlanırdı. Hadi onu anlardık. Hiç yani elinden ucundan tutulacak hiçbir durum yok. İnsanlar da bunca yıl gördüler, denediler ve hep artık sosyal medyada da izliyoruz herkesin isyanlarını, itirazlarını, çevre katliamlarını. Bence de artık bir dönemin yavaş yavaş sonuna geldik gibime geliyor. Şimdi burada bir mantık olmadığı gibi aslında daha önce gizli ama şimdi daha aleni olan bir yaşam tarzına, çağdaş yaşam tarzına bir çemkirme durumu yok mu? Hani bunu açık söyleyelim. Ve bunu yapıp sonra da bunun başka versiyonlarını da özendiği için kendi hayatına uyarlama da var. Yani hem yaşam tarzına eleştiri var, çemkirme var, hem de sonra parayı bulunca daha beterini yapma durumu da var. Yani böyle bir ikiyüzlülüğü de barındırıyor aslında. Yani vallahi ne desek şey de bilemedim yani. Yani özellikle son bu müzik yasağı gerçekten artık herhalde bizler için bardağı taşıran son damla oldu. Onun için de işte bilmiyorum en kısa zamanda nedir o bu yanlıştan dönülmesini bekliyorum, dönülmesini istiyorum. Evet, eğer izniniz olursa ben sizden müsaade isteyeceğim. Zira onda benim bir Zoom toplantım daha var. Levent çok güzel gülüyor orada. Biraz Burhan dedi ki ben biraz daha burada durursam. Levent orada şey gibi sınıfın yaramaz çocuğu gibi sanki bir şeyler yapıyor ama. Abi hep öyleydim. Ben biraz daha bu programda kalırsam. Vallahi sabahları geliyor. Biz tecrübeliyiz Levent'te. Yani sabah 5-6 diye direkt geliyorlar yani Burhan. Şimdi insanlar da şaşırmıştır. İlk kez gülünen bir program görüyorlar. Hep böyle bağırış çağırış olmadan. Bu adamlar bu kadın ne yapıyor diyor. Hadi soruyorlardır bence. Ay Sedef'ciğim ve Levent'ciğim ben izninizi rica edeceğim. Çok eğer teşekkür siz, ediyorum. Kolaylıklar siz, diliyorum sevgili. Çok teşekkür ederim. Daha bütün sanatçılarımıza seslenelim. Dayanışma önemli. Özellikle müzik yorumcuları o güzel sesleriyle bu dayanışmaya bir örnek çağrıda bulunurlarsa gerçekten tarihe de bir imza atmış olurlar diyelim. Bunun altını çizelim. Bütün müzik sektörüne de tabii ki yaşadıkları zorluklardan dolayı bundan sonrası için şansları, yolları açık olsun. Çok diyelim. Teşekkür ederim. Her ikinizi de çok özledim. En kısa zamanda görüşelim, tamam mı? Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet, sevgili Levent. Şimdi Burhan bir an panik oldu. Acaba benim de başıma bir şey gelir mi diye. Şimdi buna alışık olma durumu ne? Sevgili Levent, gene geçenlerde 3 nokta. Artık hani söylerken bile üzülüyorum. Hem komik hem değil. Ama 3 nokta yani bundan dolayı bile bir hakkında dava açıldığını okudum. Biraz söyler misin nedir bu? Yani artık isminden dolayı da yarın öbür gün hakkında bir dava mı açılacak? Yani daha ne olabilir? Bunun bir sonraki adımı ne olabilir? Çok merak ediyorum. Vallahi ne bileyim yani onların fantazileriyle ilgili bir şey bu. Yani dur bakalım daha ne yapalım? Acaba şunu da yapsak olur mu? Bir de şunu yapalım falan gibi fantazileri olsa gerek. Ama ha, bir de tabii dolar kurunu da arttırmışsın. Ondan da yargılandığını okudum. Birkaç gazeteci de ondan yargılanıyor. Yani o manipülatif hareketleri yaparıp herhalde milyon dolarları götürdün diye düşünüyorum Levent. Niye söylemiyorsun gerçekten? Evet. Yani arkadaşlarım da dediler ya oğlum bu kadar dolarla oynuyorsun bize de haber et de biz de ona göre alalım falan dediler. Tabii işin esprisi bunlar. Benim öyle bir gücüm yok ki. Sedef Allah aşkına ben şimdi sana soruyorum. Senin elinde 1 milyon doların olsa bir kıçı kırık tiyatro oyuncusunun dolarla ilgili yapmış olduğu bir yoruma göre dolara yön verir misin yani anlatabiliyor muyum? Bunu şey olarak söylemiyorum yani kendimi aşağıladığım için söylemiyorum ama ben tiyatro oyuncusuyum.
Ben ne anlarım? Benim profesyonelitem dolarla ilgili değil ki, yabancı parayla, ekonomiyle. Zaten yazmış olduğum tweet'te bu kendini devlet zanneden hükümetin yapmış olduğu yanlış manevralar nedeniyle doların alıp yürüdüğünü söylemişim. Yani ekonomi politikasını eleştirmişim. Onu bile anlamamışlar yani. Üzücü tabii. Yani bu kadar insanın, bu kadar düzenbazın, bu kadar hırsızın, bu kadar caninin, cinayeti azmettiricinin, ellerini kollarını rüşvetçinin, ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları bir ülkede ben 3 noktanın hesabını vermeye çalışıyorum açılan soruşturmada. Ben dolarla ilgili spekülasyon yaptığım üzerine ifade veriyorum. Alanlar da eziliyorlar bu ifadeleri. Yani üzülüyorlar da, yani biz ne yapıyoruz diyorlar ya. Kendi hayatlarını, mesleklerini, ben bunu yüzlerinden okuyorum. Kötü bir şey değil bu. Yani şimdi sana deseler ki ya şey işte işte yarasaların dışkılarıyla ilgili haber yapacaksın deseler Sedef sana, sen desen ki, demez misin sen ulan bu dünyada yarasa dışkısına mı kaldık arkadaş biz, onun gübre olarak kullanılmasının haberini niçin ben yapıyorum? Ya da bunu niçin yapıyoruz böyle bir dünyada, demez misin? Bunlarla uğraşıyorlar. Biz yani, öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Sen haberci olduğun için bunu söylüyorsun. Bunlarla, evet. Bunlarla kaybettiriyorlar, evet. Ya arkadaş ben yani, oyuncuyum. Ben oyuncuyum. Benim dertlerim var. Benim bu toplumla ilgili sıkıntılarım var. Ya arkadaş bak şimdi. Gel sağlamasını yapalım. Ben muharip sınıfta 16 ay askerlik yaptım. Tek askerlik anısı ATM'den yatırdığı para olan insanlar bana vatan haini diyorlar. Ben bu ülkede 16 ay muharip sınıfta askerlik yaptım. 16 ay. 2 tane çocuğum var. Bana ülkenin ekonomisini batırmak üzere dış mihraklarla işbirliği içinde olduğunu söylüyorlar. Ya insan bunu sağlamasını yapar kafasında. Bu adam nerede yaşıyor? Bu adam ne iş yapıyor? Bu adam parasını nereden kazanıyor? Neyi amaçlıyor çocuklarıyla ilgili? Bak benim babaannem, benim dedem vatanlarından zorla koparılmış 2 tane insan. Zorla, böyle zorla. Balkanlardan mı? Nereden? Girit'ten. Şimdi bu insanları zorla vatanlarından kopartmışlar. Binlerce yıldır atalarının yaşadığı vatandan kopartmışlar. Müslümanlar diye, Müslüman Hristiyan ayrımı olduğu için bu coğrafyada hepimiz akrabayız biliyorsun. Birimiz Müslüman, birimiz Hristiyan. Ve bunları toplamışlar, almışlar Anadolu'ya. Yani Müslümanların yoğunlukta olduğu yere götürmüşler. Bırakmışlar. Benim babaannem ölene kadar vatanım diye ağladı. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum sana? Ben istemem benim çocuklarım vatanlarının haricinde bir yerde yaşasınlar. Oğlum sen deli misin yani? Bunu söylemek lazım. Sen deli misin? Ben bu vatanın niçin kötülüğünü isteyebilirim? Beni kim, hangi parayla satın alabilir? Bu çocukların geleceğini satacak parayı nerede buldunuz siz? Ben bu çocukların geleceğini, sen kendi çocuğunun geleceğini bu yaptığın programlarla Alman'a mı, İngiliz'e mi, Amerikalı'ya mı niye satasın ki? Burası bizim vatanımız. Bu vatanda gadire uğrayan insanlara bak. Hepsi, ama hepsi bağımsız Türkiye istemişler. Yani bu bile bunun sağlamasıdır. Derdine düştüğümüz insanlar bizi jandarmaya söylemişlerdi, ahırlarda bizi öldürmüşler. Derdine düştüğümüz insanlar bizi tukaka ilan etmişler. Çünkü derdimize düştüğümüz insanların emperyalizm kodlarını çok iyi çözmüş. Bizim asla girmeyeceğimiz odalarına girmişler. Dini suistimal etmişler, mezheplerini suistimal etmişler, inançlarını suistimal etmişler. Biz bunu asla yapamayız bir insanla ilgili. Bir insan bir şeye inanıyorsa onun inancıdır. Bir insan bir mezhebe inanıyorsa onun inancıdır. Bir dili konuşuyorsa onun dilidir. Biz buna giremeyiz ki. Ne yapabiliriz biz bununla ilgili? Bunun sıkıntısı bizi mahvetti. Emperyalizm, kapitalizmle bir araya gelerek, bu kodları çok iyi çözerek, kalabalıkları demokrasi adı altında belli bir yığın halinde bambaşka bir yere gitti. Ve şu an biz bu günleri gördük. Sevgili Levent, hem cesaretin
hem değerlerin hem hitabetin bir araya geldiği için gerçek bir muhalefet ve vatanseverlik sergiliyorsun. Ama bu üçünün bir araya gelmesi her zaman mümkün olmuyor. Yani hem değerlerin sağlam, hem cesaretin var, hem de hitabetin güçlü. O anlamda kendini toplumda nasıl konumlandırıyorsun? Yani gelen reaksiyonlar, yorumlar, sahiplenmeler, tepkiler, tehditler. Çünkü gerçekten çok ön plana çıktı. Yani neredeyse sanatçı kimliğinden daha da yaygın bir şekilde tanınman bu muhalif ve mücadeleci tavrından ötürü oldu. Nasıl konumlandırıyorsun kendini ve o anlamda üstlendiğin ya da toplumun sana belki de yüklediği o sorumluluğunla ilgili ne söylemek istersin? Benim yaptığım şeyleri toplum asla belirleyemiyor. Bir kere bunu söylemek isterim. Burada toplumun hiçbir hesabını yapmam. Bir sosyalist olmama rağmen toplumun hesabı bende temeldir zaten. Toplumun o günkü değişkenlikleri değil. Benim bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla, inandığım kadarıyla benim temelim sosyalizmdir. Biraz önce konuşma sırasında da söyledim. Yani sevgiline okuduğun şiir senin hayatın değilse o sevgili de senin sevgilin değildir. Ben bunu anlatamadım insanlara ama anlatmak için de sadece anlatmak dışında başka bir çabam olmuyor. Çünkü sen ne yaparsan yap, içinde olmadıkça bu, senin hayatında olmadıkça, hayatına nüfuz etmemiş oldukça bir anlamı yok. Aynı o şiirde olduğu gibi. Sevgilinin gözlerinin içine bakarsın, o şiiri okursun ve o kadarsındır. Çünkü o şiirin ötesi yoktur, derinliği yoktur ve maalesef geçmiş olsundur. Ben biraz buralardayım. Bana soruyorlar, sanat toplum için mi, sanat işte insan için mi, işte falan mı, işte sanat için mi? Falan diye böyle bir seçenekler silsilesi koyuyorlar önüme. Hayır abi, sanat benim için. Ben kendimi Sedef'e, ben kendimi Burhan'a, Ferit'e, Nur'a, Hülya'ya, Ada'ya, Batu'ya ifade edebilmek için sanatı kullanıyorum. Sanat benim kendimi ifade biçimim. Bu kadar. Sanatı kendim için yapıyorum. Seninle buluşursa ne mutlu bana. Ben oturup da toplum için sanat yapacağım, sanat için sanat, insan için sanat yapacağım falan gibi kategorize edemem bunu. O zaman kayboluyorum ben. İnandığım şeyler var, bildiğim şeylerle paralel giden. Onları böyle çok seviyorum, kucaklıyorum. Elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Onun içindir ki toplumun bana yapıştırmaya çalıştığı yaftalar, benden beklentileri, arkamda ya da yanımda olmaları, bana destek vermeleri, benimle birlikte olmaları, halay çekmeleri falan. O an için önemli olabilir benim hayatımda. Fakat asıl söylemek istediğim şey, kendi söylemek istediğim şey. Toplum bunu duymak istiyor. Sanat bunu söylememi istiyor diye söylemiyorum ben. Evet. Ben ne söylemek istiyorsam onu söylüyorum. Hesabını da yapmıyorum. Saygı çerçevesinde söylüyorum. Sevgi çerçevesinde. Bu süreç, bu zorluklar senin sanatını ve seni çoğalttı mı, yoksa eksiltti, sivriltti, gücendirdi mi? Abi birçok yönden değerlendirilmeli bu. Örneğin kendi meslektaşlarıma bakışım yönümden müthiş bir hayal kırıklığına uğradım. Yani bulundukları her ortamda benimle aynı fikirde olduğunu söyleyen insanlar tarafından onların benimle aynı fikirde olmalarına rağmen benimle aynı cesarette olmadıklarını fark ettim. Bu çok kırıcı oldu. Çok katmanlı bir soru bu. Bunu çok farklı değerlendirmek zorundayım. Ve bunlar birleştikçe, bunlar bir araya geldikçe bir anda benim bulunduğum yer inanılmaz bir şekilde yalnızlaştırıldı. Onlar tarafından. Çok güvendiğim, çok inandığım, birlikte yürüdüğüm, birlikte dans ettiğim, birlikte para kazandığım, birlikte tiyatro yaptığım, terimi akıttığım, emeğimi paylaştığım insanlar tarafından yalnızlaştırıldım. Ama ben bunu bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriyorum. Onun dışında da başka bir şey olarak nitelendirmiyorum. Bunu bilmeni isterim.
Ailem bana çok destek oldu. Özellikle iki oğlum. Özellikle? İki oğlum. Çok destek oldular bana. Varlıklarıyla oldukları desteğin çok üzerinde sözleriyle destek oldular. Annem babam benim hayatım için endişe duydular. Şu an bizi izliyorlar işte kız kardeşim, bütün akrabalarım. Çok geniş bir ailem vardır benim hem anne tarafından hem baba tarafından. Ne çok güzel. Geniş kıyı Ege'li geniş bir ailem vardır benim. İki tarafı da kıyı Ege'lidir. Hepsine saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Onlar benimle ilgili çok endişe duydular. Ama ben her zaman soğukkanlı bir şekilde, ya kötü bir şey yapmıyorum ki ben. Evet. Çünkü bu insanlar ellerinde değnekle insan korkutmaya çalışıyorlar. Ben bunları yemem. Yani ben İzmir Eşrepaşa Lisesi mezunuyum. Yanlış adamla uğraşıyorlar, girittiğim. Ya bunları her zaman da söylüyorum, tweetlerimden sen de okuyorsun. Yanlış bir adamla hesaplaşmak peşindeler. Asla belki, yılmaz diyorsun, evet. Yok. Bir şekilde yadıramazlar diyorsun. Yok. Atilla İlhan'ın Allah'ın süngülerini okusunlar, anlayacaklardır yani. Hani yanlış adamla uğraşıyorlar. Bizden çok fazla yok, azız biz. Ama yanlış adamla uğraşıyorlar. Evet. Bu dönem seni daha güçlendirdi sanki Levent. Daha senin derinliklerindeki o güç, o cesaret, o duyarlılık ortaya çıktı ve sanki bir sanatçı için bunlar çok büyük bir nimet değil mi? Hani derler ya bazen zorluklar, acılar, yaratıcılığı, ilhamı daha da tetikler diye bilmiyorum katılıyor musun? O güçlüklerden sonra inanılmaz bir güç doğuyor. Zaman zaman böyle hissetmiyor musun? Ben böyle hissediyorum. Yani en güçsüz olduğunu zannettikleri dönemde zorluklar karşısında aslında inanılmaz bir güçle yeniden doğuyor insan. Bu, yani bu tabii ki karşıdakinin güçsüzlüğüyle çok doğru orantılı bir şey. Bir kağıttan kaplanla karşı karşıyayız. Yani bu kağıttan kaplanın gücü yalanlar üzerine kurulmuş, riya üzerine kurulmuş, rüşvet üzerine, yolsuzluk, hırsızlık üzerine kurulmuş bir güç. Sahte bir güç. Bu illüzyon bir güç. Ama ben bir şey söylemek istedim Sedef. Şimdi biz insanlar birbirimizi göründüğümüz kadarından tanıyoruz. Sedef Kabaş beni nereden tanıyor? Avrupa Yakası dizisini çok severdi. Onu izlerdi. Oradaki işte Cem karakterinden beni tanıyordu. Fakat beni bütün çevrem, yakınımda olanlar nereden tanıyorlar? İlkokuldaki Levent'ten tanıyorlar. Ortaokuldaki Levent'ten, mahalledeki Levent'ten, lisedeki Levent'ten tanıyorlar. Üniversitedeki Levent'ten tanıyorlar. Meslekteki Levent'ten tanıyorlar. Onlara hiçbir sürpriz yok. Bir kere bunu söylemek isterim yani. Yedisinde neyse yetmişinde de o insan ediyoruz. Hep böyle miydin yani? Evet, hayatım boyunca işte sınıf başkanı olur. Haksızlıkların karşısında durur. Çok birisi güzel. Birine bir şey yaptıysa karşısında durur. Kötü bir şeyse ezilenin yanında olur. Bu benim hayatımın özetidir. Ben böyle olmadım, ben böyle doğdum. Çok güzel, evet. Yani bunun için bir çaba sarf etmedim. Sağ olsun genlerimde olan bir şeyden bahsediyoruz muhtemelen. Birçok haksızlığa küçükken şahit oldum. Tıpkı çocuklarımın küçükken benim meslekten atılmama şahit, işte işimden atılmama şahit olduklarında olduğu gibi. Ben böyle olsun istemezdim. Ama böyle oldu, ne yapalım? İyi ki de olmuş ama. İyi ki de böylesin ama. İyi ki de has işte. Yani insan olmak bu. Özü sözü bir olmak. Biz çok konuşuruz integrity sözünü eğitimlerde. Yani kişisel bütünlüğünün olması, söylediğini yapmak, yaptığını söylemek, kıvırmamak, vazcaymamak, arkadan vurmamak, ihanet etmemek, çıkarın için, egoist, bencil, ihtiyaçların için insan satmamak, yarı yolda bırakmamak, ne vatanına, ne eşine, ne dostuna, ne arkadaşına, ne evladına ihanet etmemek. İşte insan olmak bu aslında ve bu en büyük zenginlik. Yani ben belki bu kadar iddialı konuşamam senin söylediğin gibi. Çünkü kendimle ilgili böyle konuşamam. Ama şunu söyleyebilirim sana. Ben birisine bir söz vermişsem, birisine borçlanmışsam zaman önemli değildir. Sadece durum önemlidir.
Yani ben bu kadar söyleyebilirim bununla ilgili. Birine nasıl anlatayım sana? Yatıp uyumak var ya, hani işte başını yastığa koymak, günün muhasebesini yapmak. Ya ben o kadar uzun zamandır gün muhasebesi yapmıyorum ki. Hiç yapmıyorum yani. Gün muhasebeleri bende otomatik. Yani yattığım anda zaten yani böyle bir saniye içinde rırt diye bitiyor ve uyuyup gidiyorum yani. Uyumak için zorluk çekmiyorum. Kapıma biri dayanır mı diye hiçbir zaman bir şey içerisinde olmuyorum. Bir korku içerisinde olmuyorum. Acaba biri gelir beni öldürür mü falan demiyorum ben hiç. Biri gelir de bana bir kötülük yapar mı demiyorum hiç. Çünkü beni bağlamıyor bu. Çünkü ben yaptıklarımın hesabını veriyorum kendime. Ama ben burada vay ben şöyle iyi insanım, ben böyle acayip bir yerlerdeyim falan diye anlatmıyorum. Sadece kendimi anlatıyorum. Belki birilerinin gözünde bu dinledikleri şey vay be diyorsa bu onların eksikliği. Çünkü bu su içmek kadar doğal bir şey benim hayatımda. Birine söz vermişsen vermişsindir. Yapacağım dediysen yapmalısındır, kendine verdiğin sözle dahil olmak üzere. Eğer birine bir şiir okuyorsan, o şiir okunmaya değer bir şiirse, sen o şiirin içinde varsan ne mutlu sana. Ama bir şiir okuyorsun, attırıyorsun falan, kostümler, mostümler, fülerler, şapkalar, gözlükler falan filan. Fakat o sen değilsin. Evet. Ya nasıl yaşayacağım böyle arkadaş? İlk başta insan kendine yalan söyleyip nasıl bir doğru dürüst hayat yaşayabilir? Ben ama peygamber değilim. Ben sadece normal. Hani vardır ya bu işte bilmem neredeki gümrük memuru inanılmaz bir iş yaptı. Ne yaptı? İşini yaptı. Ya inanılmaz bir iş falan yapmadı. İşini yaptı adam. Fakat o kadar fazla işini yapmayan var ki. Ben buna takıldım. Doğru. Yani. Doğru. İnsan olmak, insan gibi yaşamak dünyanın su içmek kadar normal bir şeyiyken sanki burada müthiş bir erdemmiş gibi anlatıyoruz. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Lafın var, sözün var, vicdanın var. İnsan gibi yaşamakta ısrarın var. E o zaman yap be arkadaş bunu. Ya bu siyasetin çok ötesinde bir şey. Evet. Sevgili Levent, sanatınla eğitmenliği kombin etmeyi hiç düşündün mü bir arada değerlendirmeyi? Ben insanların umutları üzerinden para kazanmayı ise de hiçbir zaman doğru bulmadım. Yani seni dinleyerek kendi hayatında bir kendi hayatına veremediği yönü bir destekle vermeye çalışan ya da bir desteğe ihtiyacı olan bu anlamda insanların o insanlara karşı verdiğin enerjiyle başarının doğru orantılı olmadığını görüyorum. O insanların kendi hayatlarındaki başarı onların çabasızlığından kaynaklı. Özleriyle, geçmişleriyle bağlantıyla ya kavgadan ya da kopmasından bağlantılı bir şey. Ya geçmişleriyle kavga ediyorlar ya da geçmişleriyle bütün bağlantıyı kopartıp yeni bir gelecek yaratmaya çalışıyorlar. Bir türlü barışma yok. Konuşma, anlaşma bir türlü yok. Olmuyor. Bana gelip diyorlar ki Levent abi biz işte bu kadar arkadaş 30 kişi senden ders almak istiyoruz. 30'umuzda şu kadar para vereceğiz. Bak sen bu parasız zamanlarında yapamam. Yapamam bunu. İnsanların umudu söz konusu. Ve bu benim işim değil. Yazmayı düşünüyor musun? Yazıyorum zaten. Kitabım var. Kitabım gene hazırlıyorum bir tane kitap. Onun üzerine kafayı işte yatırdım. Ona kafayı yatırdım. Fakat işte öyle bir ülke ki ve öyle bir için var ki bir şeyler yapmak istiyorsun Sedef. Şimdi bir tane bebek düşün. Var. Tedavisi olan bir hastalığı var. Fakat tedavisi çok pahalı ve bu bebek ölecek eğer tedavi edilmezse. Ve böyle bir şansın da var. Ben oturuyorum, o kitabı yazacağım zamanı o bebeği kurtarmaya adıyorum. Yani kitap belli bir hızda giderken şunu söyleyemiyorum kendi kendime. Levent, bu bebek sensiz de yaşayabilir diyemiyorum. Çünkü biliyorum ki eğer ben olursam kurtulma ihtimali çok daha yüksek. Kitap dursun. Çünkü o kitaptan 300 bin tane bassan, o kitaptan
15 milyon tane bassan bir tane insan yapmaz. O zamanı mı? Yani Sedef Kabaş'ın oturup da vay Levent ne kadar güzel yazmış bak yine ya işte falan diyeceği zamanı SMA'lı çocuklar için açıyordu. Oyunculuk yaparak aç kalmış arkadaşlarımın maalesef oyunculuk eğitimi almış ve aç kalmış arkadaşlarımın para kazanabilmeleri için harcıyorum. Yaşayabilmeleri için harcıyorum. Bundan dolayı da şu kadar erinmiyorum. Ben kitap yazmışım ne olur? Dünyada milyon tane adam, kadın kitap yazdılar. Sen onların kendi çapında zamanın yettiğincesini okudun. Zaten biliyorsun. Ha bir kitap fazla, ha bir kitap eksik. Ama ha bir insan fazla, ha bir insan eksik diyemem. Bunu yapamıyorum içimde. Ulaşabildiğim kadar insana ulaşmaya çalışıyorum. Bundan da şu kadar gocunmuyorum, eğlenmiyorum. Bu arada yoğun bir ilgi var. Lütfen yayını beğeniniz, paylaşınız, abone olunuz. Levent'i dinlemek büyük bir keyif. Sevgili Levent, şimdi şöyle bir orta ve uzak vade bir projeksiyon yapalım. Ne öngörüyorsun? Hem sanatın için hem Türkiye için. Vallahi ben sanatımı yapmaya devam edeceğim. Ne olursa olsun. Ölmedikçe. Yani hani onun dışında dünya yansa ben bulur kendime bir tane sahne oynarım. Biliyorsun işte oyunlarımı yasaklıyorlar. Gidiyorum düğün salonlarında oynuyorum yani. Bana bir tane hani bir yükselti yeter. Hani insanları daha fazla arkalara daha fazla gidebilirim diye. Valla sanatımla ilgili de... Olmuyor değil mi Levent? Online'da oluyor mu? Yani bu dijital ortamda tiyatronun farklı versiyonları, türevleri olabiliyor mu? Yoksa birebir insanın insanı insana anlatması gibi bir tanımı vardır ya tiyatronun. Onun için online'da biraz sınırlı mı oluyor ya da olamıyor mu? Şöyle bir şey var. Ben bu online tiyatronun karşısında değilim. Bu bir yöntem. Örneğin moda sahnesi yapıyor. Canlı başlıyor oyun. Sen sadece canlı hani o anda girebiliyorsun ya da 5 dakika öncesinde. Oyun bitiyor ve oyun bitmiş oluyor. Yani kayıt alamıyorsun. Bir şey hani aynı tiyatrodaki gibi sadece ekrandan izliyorsun. Böyle bir şey var. Örneğin zorlu performans sanatları bir tür tiyatro yaptı. Böyle tiyatro keyfinde çok böyle güzel sahneler, o lezzete vardırarak bütün dünya klasiklerinden çok özel sahneleri yaptı. Ben bir alıcı olarak, sanat alıcısı olarak bunu değerlendirebilirim. Hani online'da tiyatro oluyor mu? Tiyatroya benzer bir şey oluyor. Tiyatro kadar etkili olmuyor ama güzel oluyor. Yani ben hani yeni bir şey işte, mücadele. Bir tür mücadele. Evet. Ona baktım oluyor. Türkiye ile ilgili ilk aşmamız gereken şeyin kutuplaşma olduğunu düşünüyorum. Şimdi bana soruyorlar, konuşuyorlar. Şimdi bu dominant gücün istediği bir şey var. Sen işte herhangi bir yerde sadece giyinişinden hoşlanmadığın için birine saldır istiyorlar. Sen herhangi bir yerde iki insan öpüştü diye ona saldır istiyorlar. Sen herhangi bir yerde, bak herhangi bir yeri vurgulayarak söylüyorum. Kıyafetinden hoşlanmadığın birine kötü laf et istiyorlar. Her türlü durum için bu değerlendirilebilir. Ve buradan besleniyorlar. O etek, o türban, o öpüş, o tutuş, o oturuş, düzelin, toparlanın. Yani biraz böyle toplumun aslında birbirine ayar vermesi değil de bu, kutuplaşması. Buradan besleniyorlar. Buradan beslenen bir şey iyi bir şey olamaz. Toplumun bunu fark etmesi lazım. Kutuplaştırma. Yani buradan besleniyorsan eğer, kutuplaşmadan besleniyorsan ve kutuplaşmaya oynuyorsan sen iyi bir şey değilsin. Yani şimdi işte Bostancı'da oturan Hayri ile Sultanbeyli'de oturan Ömer birbirine düşsün istiyorlar. Neden? Neden? Çok basit soruyorum. Neden? Yani bu Hayri'nin de Ömer'in de istediği dünya sonuna kadar olacak diye bir şey yok ki. Bir ortalaması vardır bunun. Yok mudur? Biz bunu bulmadık mıydı?
Değil mi? Bir ortalaması vardır bunun. Sedef ile Levent bir yerde oturabilir. İki özgür insan olarak sohbet edebilir. Karşıdaki insanların, etraftaki insanların hiç fikri olmadan ön yargılarını da kırarak oturup sohbet edebilirler. Ve bunca yolsuzluğun, bunca hak tecavüzünün olduğu bir yerde insanlar en masum anlarını yaşamaktan utanmaya başladı. En masum anlarını yaşayan insanlar, en doğal haklarını yaşayan insanlar kendilerini suçlu gibi hissetmeye başladı. Toplum, toplumun bir kesimi onlara bunu hissettirmeye başladı ve bu geçer akçe oldu. Bunu yıkabilirsek ve bunu yapan insanları yargılayabilirsek Cumhuriyetimizin önünde bir yüzyılı daha olur. Ama bunu yıkamazsak ve bunu inşa etmeye çalışan insanları yargılayamazsak evrensel adaletin ilkeleriyle bu cumhuriyetin önünde bir yüzyılı daha yok. Evet. Sen bu kutuplaştırma stratejisini harika bir konuşmanla geçenlerde yine bir set vurdun. Ve çok beğeni ile izledim o konuşmayı. Birkaç hafta önce sanırım Şişli Belediye Meclisi'nde yapmışsın. Betül Arım paylaşmıştı Facebook'ta. O vesileyle gördüm. Buradan da duyuralım. Muhakkak izleyin. Levent bir hayat dersi veriyor. Estağfurullah. Evet. O kadar güzel ifade etmişsin ki. Yani işte o cami, din, siyaset, bunları ön plana çıkartıp arkada sürekli bir kutuplaştırma, ötekileştirme, işte yok gezi deme, yok işte iktidar, yok şunu yaptınız, bunu yapmadınız gibi hem yapıp hem de sonra yine bunların üzerinden bir saldırı, bir atak yapmaya yeltenen birine görebildiğim kadarıyla gerçek bir hayat dersi verecek nitelikte az öz harika bir konuşma yapmışsın. Açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olasın Sedef. Yani 3 dakikalık bir konuşma. Hiç planlı programlı bir şey değildi açıkça söylemek gerekirse. Beyefendi çıkıp ben Beyoğlu hakkında konuşacağım deyince Şişli Meclisi'nde bir anda Beyoğlu mu falan oldu millet yani. Yani şimdi ne alakası var Şişli Belediyesi'nde Beyoğlu hakkında. Sonra yine işte başladı cami boy boyu. Bitmeyen bir şey bu. Evet. İşte yani Taksim'i cami yaparak ne kadar Müslüman olduklarını kanıtlama peşinde koşuyorlar. Ya da Müslümanların bir sembolü Taksim'e cami. Müslümanlığın bir sembolü Çamlıca'ya cami. Ya arkadaş, Müslümanlığın sembolünü camiyle yapamazsın. Gönüllerde kurarsın. Bu kadar hırsızlık var, bu kadar yolsuzluk var. Bu kadar akıl almaz derecede, dünyayı sarsacak derecede rüşvet skandalları var. Cami yaptın, evet. İşte caminin yapılmasına yıllarca CHP karşı durdu falan filan diye yaparak CHP sanki din düşmanı falan gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Yani ben burada CHP savunucusu da değilim. Sadece bu goygoyun, bu dezenformasyonun karşısında duruyor. Buna izin vermiyorum artık yani. Vermiyorum artık. Burama kadar geldi. Lütfen arkadaş yani burada siyaset yapıyorsunuz ve yeter artık yani. Hala bu ucuz manipülasyonla oy değiştirmeye yelteniyorlar. Hala maalesef. Ya bu bir yöntem, alışkanlık bu. Yani senin evden çıkarken kapıyı hangi elinle kapattığın, batıldan bahsetmiyorum. Alışkanlıklarından, ayakkabını giymen, hani o rutinlerin var ya, onlar için bu tarz goygoylar bir yaşam alışkanlığı olmuş. Siyasetin bir yöntemi olarak belirlenmiş. Öyle görmüşler, öyle devam ediyorlar. Ya arkadaş Taksim'e cami yaptın da orayı böyle ibadete açtın ve Müslümanlığın simgesi falan filan yaptın da yani yurt dışına kaçan her mafya lideri yok işte hayırsever bilmem kim alayı suçlu. Alayınız buna batmışsınız. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Yani birinin siyaseten aklanması için milyon eurolar havalarda uçuşuyor. Buna bir takım zavallı gazeteciler önayak olmuşlar. Rezaletin dibine batmışsınız. Bunu haber yaptırmıyorsunuz.
Bunu savcılar sorgulayamıyorlar. Ama bunlar var. Evet. Sedef Kabaş kendi kanalından bunu söylüyor. Onlarca gazeteci kendi kanallarından bunu söylüyorlar. Belki bunlar televizyon kanallarında söylenmiyor. Ama insanlar artık kendi kanallarını kurdular ve dertlerini anlatıyorlar. Ha, evet. Bilen bilir. Bilmeyen de derdine yansın. Ne yapayım yani? Hani bütün bu olana rağmen, yanında patlayan bombaya rağmen duymadım demek. Migros sırasında, süpermarket sırasında beni görmediğini iddia ederek önüme geçmeye çalışan adamın aymazlığına benziyor. Evet. Abi nereye gidiyorsunuz? Pardon, sizi görmedim dedi. Ben 1.92'yim, hayırdır, beni nasıl görmediniz? Bunu nasıl başardınız dedim yani. Yemezler. Evet, şimdi buradan da yine alıntı yapıp yandaş medya trolleri Levent Üzümcü ve Sedef Kabaş camiye karşı çıktılar. Ya, din ben... düşmanları diye. Ya birisi bana geçenlerde Sedef bir şey yazmış. Senin din düşmanı açıklamaların bir tane bulup örnek gösterir misin bana? Nerede söylemişim ya? Bir tane yok, biliyor musun? Ama işte atıyor. Levent Üzümcü din düşmanı. Kayıt, kanıt var mı? Yok. Ama goy goy var. Evet, yani ülkede yolsuzluk rekor kırmış, doğa talan ediliyor, hunharca talan ediliyor, taşı, toprağı, limanı, madeni, denizi, ormanı talan ediliyor. Maalesef çocuklar, kadınlar şiddete maruz kalıyor, hırsızlık diz boyu. İhaleye fesat karıştırma diz boyu, yani ihale yasası 200 kere değiştirilmiş AKP döneminde. Bu bile bir gösterge. Yandaş o beşli çete denilen malum şirketlere 200 milyar dolar ihale dağıtılmış. Zenginle fakir arasındaki uçurum artmış, faizler artmış, enflasyon artmış, kurlar çıldırmış, işsizlik artmış. Ama buna paralel işte cami sayısı da artıyor. Dikkat etmek gereken nokta bu. Yani cami sayısını arttırarak bunların gerçek sorunlar olduğu realitesini bertaraf edemezsiniz. Yani cami dikerek bunların görünmez kılınması mümkün değildir. Türkiye temel sorunlarını konuşmalıdır. Bir de yani din bence özgür iradeye bırakılmalıdır. Hep onu diyorum. İslamiyet AKP'nin tapulu, malı değildir. Nasıl olabilir ki? Evet. Sevgili Levent, çok teşekkür ediyorum bu içten sohbet için, değerli yorumların için. İyi ki varsın. Sen de öyle. Sen kabul etsen de etmesen de gerçek bir rol modelisin. Sanatçı kimliğin kadar vatandaşlık kimliğinle de beğeni toplayan, takdir edilen, takip edilen bir insansın. Şimdi bir kontrol ettim son durum nedir diye. Twitter hesabını 5.215.988 kişi takip ediyor Levent. Güncel bilgi bu. Bu bile bir gösterge. Yani bu toplumun önemli bir kesimi senin yazdıklarına, fikirlerine değer veriyor ve takip ediyor. O yüzden de iyi ki varsın. Sanatınla da iyi ki varsın ve diliyorum ki önümüzdeki dönemde seni daha fazla sahnelerde görme şansı bulalım. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Onur duydum. Senden bunları duymak ayrıca bir güzeldi benim için. Çok teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de bu akşam sevgilerimi iletiyorum. Umuyorum güzel bir yaz geçirir hepsi. İnşallah. Senin büyük ailene de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum buradan. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Evet, değerli dostlar, bu akşam da böyleydi. Gayet keyifli bir sohbet oldu. Hem sevgili Burhan Şeşen hem Levent Üzümcü ile ne mutlu bize ki böyle değerli sanatçılarımız var. Kıymetini bilmek lazım. Onları el üstünde tutmak lazım. Onların sanatını icra etmesi sadece onların zenginliği değil, aslında hepimizin zenginliği anlamına geliyor. Sanat olmadan medeniyet, sanat olmadan gelişmişlik söz konusu olamaz.
O yüzden sanata ve sanatçıya yapılan her türlü desteğin yanında olmamız gerektiğinin bir kez daha altını çizelim. Bu akşamlık bu kadar. Yarın yine karşınızda olacağız. Saat 21'de siyaseti konuşacağız. Değerli bir siyasetçi, genç ama o da sözünü sakınmayan bir siyasetçi, CHP milletvekili sevgili Eren Erdem. Yarın akşam canlı yayın konuğum olacak. Sizleri yine bekliyorum. Ve tekrar ediyorum, hatırlatıyorum. Lütfen abone olun. Lütfen bu yayınları paylaşın. Eğer beğeniyorsanız beğeni butonuna basın. Yorum ve eleştirilerinizi yazın. Bunları okuyoruz, takip ediyoruz ve her zaman diyoruz. Biz özgür, cesur ve gerçeğe dayalı yayınları sizlerin desteğinizle burada devam ettireceğiz. Bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.